Yazılımcıların İsveç bağlamında konuşursak ortalama gelirleri neler? Sanırım Mesela başlangıç pozisyonunda brütten konuşalım neler? 2-3 sene sonra ne kadar? 5-6 senelik olanlar ne kadar gibi düşünebiliriz? Bu çok değişen değil ama değişen bir şey. Çünkü maaş kişiye göre oluyor. Herkes aynı değil. Herkes 2 seneden sonra aynı seviyede olmuyor. Ama şu anda ortalama yazılımcı maaşı 43 mi 45 bin brüt gözüküyordu İsveç'te. Doğruluyor musun bu rakam, doğru mu orada evet, gözüken? Bence doğru. Başlangıç herhalde 30 bin brüt civarında başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Bu 45 bin brüt dediğin kaç senelik tecrübesi olan? Bu ortalama bir yazılımcı maaşı. Daha düşüğü var, daha yükseği var. Ama birkaç senelik, çok sene olmayan düşünüyorum. Böyle 3-5 sene diyelim. Bu arada ben de hani bize çok fazla yazılıyor. Şurada iş bulduk, burada iş bulduk. Ortalama brüt maaşımız şu kadar. İşte bununla geçinebilir miyiz falan diye. Ben kendi bilgilerimden, bana sorulanlardan cevaplar vereyim. Stockholm tarafında 5-6 senelik tecrübesi olan iyi bir yazılımcının bana gelen yazılardan 55 bin krondan aşağıya bir iş bulmadığını görüyorum. 65 binleri de okudum, gözümle gördüm. Üstelik işte bu şirketler ev taşımaya yardımcı oluyorlar. Ev kiralamada destek oluyorlar. Çalışma vizenizin çıkması, ailenizin vizelerinin çıkması için hemen hemen her şeyi yapıyorlar. Ve hani buradan da cevaplamış olalım. Hani 5-6 senelik iyi bir tecrübesi olan, İngilizcesi iyi olan, bu yazılım dillerinde kendini geliştirmiş kişilerin hak ettikleri bu 55 bin, 65 bin kron maaşlarla bir aile tek o maaşla çok rahat geçinebilir. Ama İsveç'teki düzen vergiden dolayı iki kişinin çalıştığı durumlarda geçinmenin ötesinde, hani iyi şartlarda geçinmenin ötesinde işte bir elektrikli araba almak, yani bu maaşın yanına bir de eşinizin çalıştığını hayal ediyoruz vasıflı bir işte. Elektrikli bir araba almak, eğer maddesel konuşacaksak belki bir karavan almak ya da bir bot tekne almak, işte her sene tatilini yapmak, okulunu, çocuğun okulu zaten ücretsiz, çok güzel okullarda okutmak falan gibi şeyler üstüne eklenebiliyor karı koca çalıştığınız zaman. Devam. Görüşürüz de kızım. Eli salla. Salla. Bye bye.